Merhaba arkadaşlar. 29. hafta Spor Toto tahminleri, Spor Toto analiz ve Spor Toto yorumları Süper Toto programı videomuza hoş geldiniz. Günlük banko kuponlar ve banko maçlar paylaşmaktayım. İddia tahminleri için kanalımızı canlı ziyaret edebilirsiniz. Alanya Spor evinde Adana Demirspor'u ağırlıyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Alayın Spor oynadığı en son karşılaşmada Kasımpaşa 2-1 mağlup olmuş. Pendik Spor ve Hatay Spor'la 1-1 berabere kalıp Rize Spor 2-1 yenip Samsun Spor'a 3-1 kendi evinde mağlup olmuştu. Adana Demirspor'un form durumuna baktığımızda Kasımpaşa'ya 3-1, Pendik Spor'a 2-1, Hatay Spor'a 1-0 mağlup olmuş. Beşiktaş'ta 0-0, Ankara Gücü'nün ise 1-1 berabere kalmıştı Adana Demirspor. Alanya Spor'la Adana Demirspor arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Ankara Gücü evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Ankara gücünde en son karşılaşmada Erzincan Spor 5-1 yenmiş. Sivas Spor'la golsüz beraber kalmıştı. Fenerbahçe 2-1 mağlup olmuş. Karagümrük 2-0 yenip Adana Demirspor'la 1-1 berabere kalmıştı. Galatasaray form durumuna baktığımızda Başakşehir 2-0, Bandırma Sporu 4-2, Samsun 2-0, Gaziantep'i 2-1, İstanbul Sporu ise 3-1'lik skorlarla mağlup etmişti Galatasaray. Ankara gücüyle Galatasaray arasında olacak olan karşılaşma ilgili tahminim maç sonu 2. Antalya Spor evinde İstanbul Sporu konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Antalya Spor oynadı en son karşılaşmada. Beşiktaş'a 2-1, Fenerbahçe 2-0 mağlup olup Kayseri Spor'la 1-1 berabere kalmıştı. Sivas Spor'u 2-1 yenmiş, Konya Spor'la ise 1-1 berabere kalmıştı. İstanbul Spor'un form durumuna baktığımızda Başakşehir 2-0 mağlup olmuş, Samsun Spor'la 1-1 berabere kalıp Galatasaray 3-1 mağlup olmuştu. Kayseri Spor'u 1-0 yenmiş, Konya Spor'la ise golsüz berabere kalmıştı İstanbul Spor. Antalya Spor'la İstanbul Spor arasında olacak olan karşılaşma ilgi tahminim maç sonu 1. Başakşehir evinde Kayseri Spor'u konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak. Başakşehir oynadığı en son karşılaşmada Galatasaray 2-0 mağlup olmuş. Hatay Spor 2-1, İstanbul Spor 2-0, Koyun 3-2 yenmiş, Fenerbahçe 1-0 mağlup olmuştu. Kayseri Spor'un form durumuna baktığımızda Gaziantep'le ve Antalya Spor'la 1-1 beraber kalmış. Samsun Spor 2-0. İstanbulspor'u 1-0 ise 2-1 mağlup olmuştu Kayserispor. Başakşehir ile Kayserispor arasında olacak olan karşılaşma ligi tahminim 1-0 çifte şans. Beşiktaş evinde Konyaspor'u ağırlıyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Beşiktaş oynadığı en son karşılaşmada Antalyaspor'u 2-1, Trabzonspor 2-0 yenip Sivasspor'a 1-0 mağlup olmuştu. Adana Demirspor'la golsüz berabere kalmış. Pendikspor ise 4-0 kaybetmişti. Konya Spor'un form durumuna baktığımızda Sivas Spor'u 1-0 yenip Rize Spor'la golsüz berabere kalmıştı. Başakşehir'e 3-2 mağlup olmuş. Konya Spor, Gaziantep ve Konya Spor-Antalya Spor karşılaşması ise birbirlik beraberliklerle sonuçlanmıştı Konya Spor adına. Beşiktaş ile Konya Spor arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. Gaziantep evinde Samsun Spor'u konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Gaziantep oynadığı son karşılaşmada Fenerbahçe 2-0 mağlup olmuş. Kayserispor'la 1-1 beraber kalmıştı. Galatasaray 2-1 kaybetmiş. Konya Spor'la ve Sivas Spor'la 1 bir birlik ve 2-2'lik sporlarla skorlarla berabere kalmıştı Gaziantep. Samsun Spor'un form durumuna baktığımızda Karagümrük 2-1, Galatasaray 2-0 mağlup olup İstanbul Spor'la bir, bir berabere kalmıştı. Kayseri 2-0 yenmiş. Fenerbahçe ile ise 1-1 bir, bir berabere kalmıştı deplasmanda Samsun Spor. Gaziantep ile Samsun Spor arasında olacak olan karşılaşma ligi tahminim 1-0 çifte şans. Hatay Spor evinde Sivas Spor'u ağırlıyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak. Hatay Spor oynadı en son karşılaşmada. Başakşehir'e 2-1 mağlup olmuş. Karagümür 3-1. Adana Demirspor'u 1-0 yenmişti. Alan Spor'la 1-1 berabere kalıp Kasımpaşa 3-0 mağlup olmuştu. Sivas Spor'un form durumuna baktığımızda Konya Spor'a 1-0 kaybedip Ankara gücüyle golsüz berabere kalmıştı. Beşiktaş'ı 1-0 yenmiş. Antalya Spor'a 2-1 mağlup olup Gaziantep'le 2-2 berabere kalmıştı Sivas Spor'u. Hatay Spor'la Sivas Spor arasında olacak olan karşılaşma Ligi tahminim 1-0 çifte şans. Kasımpaşa evinde Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak. Kasımpaşa oynadı en son karşılaşmada. Adana Demirspor'u Sporu 3-1, Alanya Sporu 2-1, Trabzon 3-2 yenip Pendik Sporu 3-2 mağlup olmuştu. Hatay Sporu ise kendi evinde 3-0 mağlup etmişti Kasımpaşa. Karagümrük form durumuna baktığımızda Pendik Sporu 2-0, Samsun 2-1 yenip Hatay Sporu 3-1 mağlup olmuştu. Rize 4-0 yenmiş. Ankara gücüne ise 2-0 mağlup olmuştu Karagümrük. Kasımpaşa ile Karagümrük arasında olacak olan karşılaşma ligi tahminim 1-0 şifte şans. Pendik Spor evinde Trabzonsporu Spor'u ağırlıyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak. Pendik oynadığı en son karşılaşmada. Karagümrük'e 2-0 mağlup olmuş. Adana Emi 2-1 yenmişti. Alanya 1-1 berabere kalmış. Kasımpaşa 3-2, Beşiktaş ise 4-0 mağlup etmişti Pendik Spor. Trabzonspor form durumuna baktığımızda Gençler Birliği 2-1 yenmiş. Beşiktaş'a 2-0, Kasımpaşa'ya 3-2, Rize Spor'a 1-0, Galatasaray ise 5-1 mağlup olmuştu Trabzonspor. Pendik Spor'la Trabzonspor arasında olacak olan karşılaşma ligi tahminim 1-2 çifte şans. Çaykur Rizespor evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Rizespor oynadı en son karşılaşmada. Konyaspor'la golsüz berabere kalıp Karagümrük'e 4-0 mağlup olmuştu. Trabzonspor 1-0 yenmiş. Alanya 2-1. Ankara Gücü'nü ise 3-1 mağlup olmuştu. Rize Spor. Fenerbahçe'nin form durumuna baktığımızda Gaziantep'i Antalya 2-0. Ankara gücünü 2-1. Başakşehir'i 1-0 skorlarla yenip Samsun 1-1 beraber kalmıştı Fenerbahçe. Rize Spor'la Fenerbahçe spor arasında olacak olan karşılaşma ligi tahminim. Maç sonu 2. Almanya Bundesliga'da Freiburg evinde Eintracht Frankfurt'u konuk ediyor. Freiburg'un form durumuna baktığımızda Dortmund'a 3-0, Stuttgart'a 3-1, Werder Bremen'e 3-1 mağlup olmuş, Hoffenheim'i 3-2 yenip Union Berlin'le golsüz berabere kalmıştı. Eintracht Frankfurt'un form durumuna baktığımızda Bochum'la 1-1 bir berabere kalıp Köln'e 2-0 kaybetmişti. Mainz'ı ve Leipzig'i 1-0'lık skorlarla yenip Darmstadt'la 2-2 berabere kalmıştı Eintracht Frankfurt. Freiburg'la Eintracht Frankfurt arasında olacak olan karşılaşma ligi tahminim 1-2 çifte şans. Fransa Ligue 1'da Nantes evinde Paris Saint-Germain'i konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Nantes oynadığı en son karşılaşmada Lens'e 1-0 yenilmiş, Reims'le 1-0 berabere kalmıştı. Laval'a 1-0, Clermont'a 2-1 mağlup olmuş, Pau ise 4-1 yenmişti. Paris Saint-Germain'in form durumuna baktığımızda Lille, Brest'i 3-1, Strasbourg'u 2-1, Orleans'ı 4-1'lik skorlarla yenmiş, Brest'le ise 2-2 berabere kalmıştı Paris Saint-Germain Nantes'te Paris Saint Germain arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 2. İngiltere Premier Lig'de Manchester City evinde Chelsea'yi konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Chelsea oynadı en son karşılaşmalarda. Everton 2-0, Brentford'u ve Burnley'i 3-1, Tottenham'ı 1-0, Newcastle'ı 3-2'lik skorlarla mağlup etmişti. Chelsea'nin form durumuna baktığımızda Aston Villa'yı ye 3-1 yenmiş, Wolves'e 4-2, Liverpool'a 4-1 mağlup olmuştu. Aston Villa golsüz berabere kalıp Middlesbrough'u 6-1 mağlup etmişti Chelsea. City ile Chelsea arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. İspanya La Liga'da Valencia evinde Sevilla'yı konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Valencia oynadığı en son karşılaşmada Las Palmas'a 2-0 mağlup olmuş, Almere'ye 2-1 yenmişti. Atletico Madrid'e 2-0 kaybetmiş, Atletik Bilbao'ya 1-0 yenip, Celta Vigo'ya 3-1 mağlup olmuştu. Sevilla'nın form durumuna baktığımızda Rayo Vallecano 2-1 yenmiş. Osasuna ile 1-1 berabere kalmıştı. Atletico Madrid'e 1-0, Girona'ya 5-1 mağlup olmuş. Getafe ise 3-1 mağlup etmişti Sevilla. Valencia ile Sevilla arasında olacak olan karşılaşma ligi tahminim 1-0 çifte şans. İtalya Serie A'da Lazio evinde Bologna'yı konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Lazio oynadı en son karşılaşmada. 3-1'lik skorla Cagliari'yi mağlup etmiş. Atalanta 3-1 mağlup olmuştu. Napoli ile golsüz berabere kalmış, Inter'e 3-0 yenip Lecce'yi 1-0 yenmişti. Bologna'nın form durumuna baktığımızda Sassuolo'yu 4-2 yenmiş, Milan'la 2-2 berabere kalmıştı. Cagliari'ye 2-1, Fiorentina'ya 1-0 mağlup olmuş, Genoa ise 1-1 berabere kalmıştı Bologna. Lazio ile Bologna arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-0 çifte şans. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia İdda. sağlam taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. hoşçakalın.